Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Yepyeni bir inceleme ile karşınızdayız. Bugün ilginç bir ürün var. Hemen yanımda görüyorsunuz. Tineco'nun Flur One S3 isimli yepyeni türde bir süpürgesi var. Şimdi ama süpürge deyince aklınıza hemen işte ya kablosuz işte ya da kablolu olan böyle normal işte içinde bir haznesi olan süpürgeler gelecektir ama bu yeni bir tasarım ve yeni bir özellikle karşımıza çıkıyor. Şimdi bu ürünler yeni daha piyasaya sürmeye başlandı. Bu ürünün temel özelliği şu arkadaşlar. Hem paspas yapabiliyorlar hem de süpürebiliyorlar. İkisini beraber yapıyorlar. Şimdi normal süpürgeler biliyorsunuz sadece süpürür ya da sadece paspas yapan süpürgeler de var. Bu ikisini birleştirilmiş bir varyasyonu. Çok eskilerden belki hatırlayanlar vardır aramızda. Sulu süpürgeler vardı. Hala da o tarz süpürgeler var ama onların mantığı biraz daha farklıydı. Gelen tozu bir suyun içinde hapsederek çalışıyorlardı. Burada da kısmen de olsa öyle bir şey var ama aynı zamanda bir paspas ünitesi var. Şimdi ben her zaman yaptığım gibi dış görünümden bahsetmek istiyorum. Oldukça uzun böyle büyük bir normal süpürgeye benzeyen bir model var karşımızda. İki farklı su tankı var. Bir tanesi temiz su tankı. Şuradaki küçük tankımız. Bir de kirli su tankımız var. Kirli su tankı aşağıda bulunuyor. Ve bu da biraz daha büyük. Tabii temiz su tankını doldurmanız gerekiyor. Kirli su tankını da boşaltmanız gerekiyor. Böyle bir durum söz konusu. Şu alt kısmındaki kafa bölümü açılabiliyor. Bunları detaylı size göstereceğiz. Bu hemen şurada görmüş olduğunuz elimizdeki bu paspas mekanizması buraya takılarak şöyle de göstermiş olayım ben. Şuraya koyuyoruz. Ve şuradan bir saniye bakalım nasıl yapıyorduk bunu. Evet. Şöyle oturttuğumuz zaman bu paspasımız buraya konulmuş oluyor ve bu şekilde şöyle kapağını da kapattığımız zaman kullanmaya hazır hale geliyor. Peki bu ürün nasıl çalışıyor? Belki onu merak ediyorsunuz. Şöyle bir adaptörümüz var. Burada bir docking station olarak tanımlayabileceğim benim bir aparatımız var. Onun üzerine takıyorsunuz. Bu docking station ile elektriğe bağladığımız zaman şu adaptör yardımıyla ürün şarj oluyor. Üzerindeki pille birlikte yaklaşık olarak 35 dakika boyunca kesintisiz olarak kullanabiliyorsunuz. Bu da hani muhtemelen biz ofiste de denedik mesela. Bütün bir ofisi bizim böyle 2+1 bir daire olarak düşünebileceğimiz bir ofisimiz var. Bütün ofisi tek bir şarjla rahat bir şekilde yaptık. Hatta fazla da şarj da arttı onu da söyleyelim. Bu kol mekanizmasının üzerinde açma kapama tuşumuz mevcut. Aynı zamanda su atma mekanizması da bulunuyor. Şimdi bunlar biraz farklı çalışıyor tabii ki. Şimdi suyu dolduruyorsunuz ve çalışmaya başlıyorsunuz. Size sesli komutlar da veriyor isterseniz ve onu açarsanız. Arka yüzünde bir düğme var. Bu düğmeye basılı tuttuğunuz zaman hem uygulama için bir Wi-Fi özelliği aktif oluyor hem de sesli komutları da aktif etmiş oluyorsunuz. İşte temizlik kendi bir self cleaning özelliği var. Şimdi bu makineler biraz farklı kullanıyor arkadaşlar normal süpürgelere göre. Normal süpürürken bütün kiri, pisliği buradaki mekanizmadan geçerek bu içindeki şeyi hapsediyor. Kirli su tankını hapsediyor. Ve normal paspaslardan ne farkı var diyecek olursanız şimdi normal paspaslarda ne yapıyoruz? Normal paspasta biz paspası yaparken ileri geri aparak bir şekilde yerde dökülen o sıvı malzemeyi silmeye çalışıyoruz. Bunu da içine çekiyor. Yani öyle bir önemli bir farkı var. Bu bakımdan bu tarz süpürgeler biraz daha avantaj sağlıyor sıradan paspaslara göre. Ayrıca çekim gücünü de otomatik olarak ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz otomatik modda kullanırsınız, istiyorsanız maksimum modda kullanıyorsunuz. Otomatik modda kullandığınız zaman zemindeki harekete göre, yani zeminde çok fazla bir dökülmüş bir şey varsa bu Tineco'nun bu ürünü otomatik olarak daha güçlü bir motoru güçlendiriyor ve bu şekilde bir çekim gücüne ulaşmış oluyor. Ve genel olarak baktığımızda da aslında farklı bir tür, birkaç farklı markanın da bu tarz ürünleri var arkadaşlar. Ve genelde de 3 aşağı 5 yukarı benzer özellikler sunuyorlar. Kutusundan bu az önce gösterdiğim fırçalardan 2 tane çıkıyor. Bizimkinden 1 tane çıktı ama bizimkisi açılmış bir kutu gelmişti bize teste. O bakımdan 1 tane çıktı ama normalde 2 tane çıkıyor. İşte HEPA filtresi var. HEPA filtresiyle beraber bir de bir temizleme aparatı da çıkıyor ama bizim kutuda onlar henüz yoktu. Siz sıfır bir kutu aldığınız zaman böyle parçaların çıkacağını söyleyelim. Özellikle ev hanımları için, evinde temizliğe önem veren hanımlar için aslında güzel bir cihaz. Tabii erkekler de kullanabilir, evinde temizliğe önem veren erkeklerin de kullanabileceği bir ürün. Ve hem ıslak hem kuru yapıyor olması güzel. Çünkü sıradan süpürgelerde biliyorsunuz yere bir sıvı döküldüğü zaman onu süpüremezsiniz. Islak kuru özelliği olması gerekiyor. Bu ürün ne var? Yere dökülen herhangi bir şeyi. Örneğin çocuğunuz var, mamasını yere attı, bir şey düştü,
İşte yiyeceğini attığı yere falan sıvı, genelde özellikle bebeklerde sıvı yiyecekler kullanılıyor. Bu cihazla birlikte rahatlıkla temizliyorsunuz. Biz ofiste denedik. Ofiste ben özellikle denedim, merak ediyorum böyle şeyleri, ki daha önce de biliyorsunuz ben birçok süpürge incelemesinde bulundum Teknojok kanalında. Ofiste de rahat bir şekilde birçok şeyi temizledik. Çok fazla yine bir şey dökülmüyor bizde ofiste, ama mesela mutfakta özellikle su var yerde. Bazen su alırken birkaç damlası veya çok daha büyük parçaları dökülebiliyor yere ve bu süpürgeyle birlikte rahat bir şekilde temizlemiş olduk. Tineco Fuller One S3 biraz farklı bir ürün, farklı bir kategori. Yeni yeni hayatımıza giriyor. Belki bu videoyu izlediğiniz zaman diyeceksiniz ki ya böyle bir şey olur mu? İlk defa görüyorum, böyle bir şey var mıymış belki diyeceksiniz, ama muhtemelen önümüzdeki yıllarda bu tarz ürünlerin sayısı artacak arkadaşlar. Arttığı zaman da en azından böyle özellikle evinde ıslak kuru bir süpürge arayanlar, ıslak zeminlerde arayanlar için güzel bir ürün. Şundan da bahsetmekte fayda var arkadaşlar. Özellikle onu söylememde fayda var. Bu ürün sert zeminler için tasarlanmış bir ürün. Yani halı üzerindeki bir şeyi bununla çekebilirsiniz belki, ama asıl işi o değil. Onu yapma konusunda sıkıntı olabilir. Daha çok sert zeminlerde, banyoda olur, mutfakta olur. Veya işte evinizde parke vardır, o parkenin üzerinde bir şey dökülmüştür. Onları temizlemek için kullanacağınız bir ürün. Ek olarak bu temiz su tankına çeşitli temizlik malzemeleri de koyarak da, hani işte yer temizleyicisi, özel yer temizleyici de var biliyorsunuz. Onları da koyarak en azından daha derinlemesine bir temizlik yapmasını da sağlayabilirsiniz. Zaten kutusundan böyle bir temizlik şeyi çıktı, gösteriyor. En azından kutunun üzerine gösteriyor. Muhtemelen çıkacaktır, ama çıkmıyorsa da zaten çok pahalı şeyler değil bunlar. Özel yer temizleyici solüsyonları var. Onlardan alıp içine karıştırdığınız zaman suyla birlikte çok daha iyi bir temizlik sağlayacaksınız diye düşünüyorum. Evet. Bu kadar konuştuk. Şimdi merak ettiğiniz konu şu: Tineco Fuller One S3'ün fiyatı. Biz bu incelemeyi yaptığımız tarihteki fiyatı 7699 TL idi. Çok ucuz değil, çok pahalı da değil. Benzer iş yapan cihazlara baktığımızda 3 aşağı 5 yukarı yeni yeni çıkmaya başladığı için çok fazla karşılaştırma yapabileceğimiz ürün yok. Ama benzer iş yapan cihazlar benzer özellikler, benzer fiyatlar sunuyor. En azından bir iki tane örnek var şimdilik. Muhtemelen önümüzdeki dönemde bunların sayısı artacaktır. Belki o zaman fiyatları da düşer diye aklımıza da gelmiyor değil. Peki bunları belki şöyle karşılaştırabilirsiniz. Ya ben bunu alacağım, robot süpürge alsam daha mantıklı değil mi? Çünkü onların da ıslak kuru ya da mop atabilen dediklerimiz. Yani ıslak kuru, onların ıslak kuru var ama onlar tam anlamıyla bir şeyi, yani yere dökülen bir şeyi emmek için değil, daha çok paspas atmak için kullanılıyor. Bu ürün biraz onlardan farklı arkadaşlar. Yani evinizde çocuğunuz varsa, bebeğiniz varsa özellikle kullanabileceğiniz güzel bir ürün. Robot süpürgeler ise moplu olanlardan bahsediyorum. Daha çok zemini sadece silmek için kullanılıyor. Zemine dökülen şeyleri toplamak için bu tarz bir ürüne ihtiyacınız var. Eğer evde bebeğiniz vardır ya da işte böyle bu tarz konularda hassassınızdır, bir de böyle bir süpürgem olsun derseniz kullanabilirsiniz. Bu arada söylediğim gibi, yani sadece bu ıslak şey için değil, normal süpürmek için de bu süpürgeyi kullanabiliyorsunuz. Evinizdeki sert zeminleri süpürmek için de bu süpürgeyi kullanmanız mümkün. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda size Tineco Fuller One S3'ün özelliklerini anlatmaya çalıştık. Farklı bir renklik süpürgesi ve farklı özelliklerle dikkat çekiyor bu model. Bu ürünle ilgili merak ettiğiniz soruları yorumlar kısmında bizlere yazmaktan çekinmeyin. Hepsini elimizden geldiğince yanıtlamaya çalışıyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.